Korkan insanlara ne önerirsiniz? Yakışıklım, bu bayağı büyük bir bela demek ki ya. Ama çok güzelsin, çok çok güzelsin, onu söyleyeyim. Sakal da çok yakışmış. Hepsi abisinin yolunda. Tıraş saç tıraşı aynı, sakal aynı. Abisinin nurluları, aferin size maşallah. Çok çok güzel yüzün, hem de temiz yüzlüsün. Allah cennette arkadaş dost etsin. Bir daha dinleyeyim seni. Ben korkan insanlara ne önerirsiniz? Ya yakışık, ya ben bunu anlamıyorum. Ne olur insan hata yapsa ya? Tamam yapıyor, Allah affetsin, yapmam dersin. Alıştırsınlar kendine, ya bu bela yani, bu kadar. Ya bunu dert edinmenin bir alemi yok. Küçük düşeceğini düşünüyorlar. Ya karizması gidecek falan zannediyor. Bir şey olmaz ya. Yücelirsin. Evet doğru dersin, hata yaptım. Orada evet doğru hata, Allah razı olsun dersin. Ya bu debelenmenin alemi ne ya? Ne olur yani, çok daha güzel olursun. Şimdi bizim acılı pideye mi ihtiyacımız var? Acılı lahmacununa ihtiyacımız var. Yoksa efendim? Yahut göveç kebabına mı ihtiyacım var? Tam çıkaramadım. Acılı göveç mi? Efendim? Lahmacun diyenler parmak kaldırsın. Lahmacun. Pide diyenler. Ha, pidecileri almış. Pide. Ama pide de hakikaten çok iri oluyor. O yenmesi zor oluyor değil mi şey? Ama kapalı Konya pidesi olsa olayın mahiyeti değişir bence. Canan Karatay da lahmacun. Nasıl? Canan Karatay da lahmacun dedi. Lahmacun. Evet. Ha, annemiz diyorsa o doğru. Alo. Canım kardeşim. Bir kere tam kapalı acılı, kıymalı, biberli, domatesli. Böyle acı çekilen insan mı söylemedim. Bak, kıymalı, kuzu kıyma mı? Cayır cayır kuzu kıyma söyleyecek. İçine küçük ince biber doğranacak. Acı biberli. Efendime.